Çünkü ben sana... Sen bana ne Emre, söylesene. Söyle hadi, korkma, cesurca söyle. Bu kadar saçmalık yeter. Hiç utanmıyorsun değil mi? Böyle ulu orta sarmaş dolaş. Rezilliklerini örtme gereği bile duymuyorsun artık. Söylesene Emre, sen bana ne? Hiçbir şey. Bunu söylemekten bile korkuyorsun işte. Bana karşı hissettiklerini söylemek bile zor geliyor sana. Ya biz dün ölüyorduk Emre, ölüyorduk. İkimizden biri şu an hayatta olmayabilirdi. İçimizdekileri söylemeden ölüp gidecektik belki de. Ne anlamı kalacaktı o zaman? Bunca yaşanan şeyin ne anlamı kalacaktı? Bunca kötülük, bunca kırıp dökme, kırgınlıklar, küslükler neden? Biz birbirimize neden yapıyoruz bunu? Sonucuna baksana, ne hale geldik? Ölecektik diyorum Emre, ölecektik. Bunun daha ötesi yok. Ben bir şey yapmadım diyorum Zeynep. O Bora denen alçak herif yaptı bak. Bizim bu halde olmamızın sebebi o. Sana bu kötülüğü yapan o. Bana tuzak kurup beni öldürmek isteyen de o. Biz bu zamana kadar birbirimizi defalarca öldürdük Emre. Biz öldürdük. Şimdi sen burada kal bir başına, tamam mı? Bu arkasında saklandığın gururunla bir başına kal. Zeynep. Tamam, tamam, bırak beni, gideceğim ben. Saçmalama, bırakamam, bu şekilde hiçbir yere gidemezsin. Bırak dedim Emre, bırak, gideceğim. Zeynep, o halde hiçbir yere göndermem. Bırak dedim. Niye yaptın bunu biz Emre? Niye bu hale getirdin bizi? Baksana şu halimize ya. Zeynep, ben yapmadım. Bak kaç kere söyledim sana bak. Yine söylüyorum, ben yapmadım. Ne yapayım, ne söyleyeyim bilemiyorum. Neyin üstüne yemin etmemi istersen yemin edeyim. Ben yapmadım. O linki ben göndermedim sana, inan bana. Efendim Mesut. Emre kardeşim ne yaptın? Merak ettim. Zeynep nasıl oldu? Daha iyi kardeşim. Biraz halsiz şimdi. Ama toparlayacak inşallah. Aman iyi iyi, sevindim. Var mı ihtiyacınız? Yok kardeşim, çok sağ ol. Ha bu arada Emre, bu güvenlik kamerası kayıtları çıkmak üzere, bilgin olsun. Yükleme yapıyorlar. Hatta bir kısmı da çıktı falan dediler. Sen gelebilecek durumda mısın? Geleceğim tabii. Gelmez miyim? O adi herifle daha hesabım kapanmadı. Tamam kardeşim, sağ ol, görüşürüz. Güvenlik kamerası görüntüleri çıkmış Zeynep. Sana kanıtla geleceğim. İşte o zaman göreceksin suçsuz olduğumu. Da değiştirdim ama. Saçmalamayız. Yüz tanıma diye bir şey var. Şimdi bu görüntüler polise gidecek. Orada uzmanlar inceleyecekler. Her şey dandiye ortaya çıkacak. Hele Vedat hemen tanır beni. Kaç yıllık karısıyım. Bir şeyler yapmam lazım.
Benim bu görüntüleri buradan almam lazım. Görüntüleri oradan almam lazım. Ama ne? Ne oldu? Görüntüler netleşti mi? Hocam daha da net değil. Ama taramalar devam ediyor. Arkadaşlar bakıyor. Kadın mıymış, erkek mi peki? O belli mi? O da belirlenmedi ama birazdan her şeyi detaylı göreceğiz. Neyse, dur bakalım. Yüzdük kuyruğuna geldik. Birazdan belli olur kim olduğu. Hocam, bir şey soracağım. Efendim? Bunu yapan eğer bizim hastanedense yani ne olur? Atılır mı işinden? Tabii canım, yani bunun böyle karşılıksız kalacağını mı zannediyorsun sen? Hem de en ağır şekilde cezasını çekecek. Genç bir kızın haysiyetiyle, şerefiyle, onuruyla oynamak neymiş görsün bakalım. Hayır. Hayır, gelme Vedat lütfen. Ne olur gel. Allah'ım bir mucize olsun. Oğlum neredesin sen? Gece de gelmedin eve, çok merak ettim. Anne ben iyiyim, merak etme. Yani ben seni şey için aslında aradım anne. Yardımına ihtiyacım var. Ne yapabilirim söyle oğlum. Daha evine gelebilir misin anne? Ama hemen gelmen lazım. Gelirim. Gelirim tabii de. Oğlum korkutmasana beni. Kötü bir şey mi oldu? Yok anne. Yani en azından şimdilik yok. Emre ben bak ne diyorsun anlamıyorum. Şunu doğru düzgün anlat. Anne. Zeynep vuruldu. Ne? Ne diyorsun sen oğlum? Ah be Zeynep. Nerede kaldın? Ay ne bitmek bilmez nöbetmiş. Dün geceden beri içimde bir sıkıntı var ya zaten. Hadi çık gel artık be yavrum. Allah'ım sen hayırlara çıkar. Telefonuna da ulaşılamıyor. Bu saate kadar çoktan dönmüş olması gerekirdi. Başka çare yok. Ay kalbime ağırlık çöktü dün geceden beri. Bir mucize olsun lütfen, bir mucize. Onu yapalım yani. Efendim? Alo, Vedat? Merhaba Hülya ben. Sen git, ben geleceğim. Gelme Vedat, gelme git, git. Efendim ya? Şey ben rahatsız etmedim inşallah. Estağfurullah, rica ederim. Ne rahatsızlığı, dinliyorum. Gerçi gitse ne olacak ki? Eninde sonunda görmeyecek mi o görüntüleri? Allah'ım. Benim ne yapıp edip o görüntüleri yok etmem lazım. Ama. Ama nasıl? Ben Zeynep'e ulaşamadım da. Onu çok merak ettim. Nöbeti vardı dün ama bu saat oldu hala gelmedi. Bir de aradım defalarca cevap vermeyince. Acaba sen gördün mü?
Baba lütfen. Zeynep o haldeyken bile sayıklıyordu annem duymasın diye lütfen. Annem kötü olacak diye hastaneye bile gelmek istemedi. Gördüm Zeynep'i. Şey onlar bir dersi vardı onun galiba. Ameliyata girmiş olması lazım. Sen ondan ulaşamamışsındır ona ya. Ama bütün gece nöbet tuttu. Nasıl ameliyata girecek bu halde? Ya bazen bizde oluyor böyle. Üst üste denk geliyor. Her zaman olan şeyler değil ama işte başımıza geliyor böyle. Ama ben görürsem, ulaşırsam senin aradığını söylerim. Ne işe yararsın sen? Boş sözlerle kafamı ütülemekten başka ne işe yararsın? Abi. Bak Sado, Zeynep nerede, nasıl hiçbir şey bilmiyoruz. Bu hiç iyi değil Sado, hiç iyi değil. Geçen her saniye aleyhine işliyor bilesin. Az kaldı abicim. Eli kulağında bulacağım yengeyi. Bulacaksın. Ya bulacaksın ya bulacaksın. İkinci bir ihtimal yok zaten senin için. Seni affetmemi istiyorsan bana Zeynep'ten iyi bir haber getireceksin Sado. Anladın mı beni? Orhan Bey, sizi arıyordum da görüntülerin çoğu hazır. Neredeyse bitmek üzere. Tamam. Bak gördün mü? İnsanlar isteyince iyi haberler de getirebiliyormuş değil mi oğlum? Sen ne yapıyorsun burada boş boş? Git bana Zeynep'ten iyi bir haber getir. Nerede olduğunu öğrenmeden de karşıma çıkma. Kaybol! Ben Allah'ım ya. Kaçsam mı acaba? Kaçacak yerim mi var sanki? Yolun sonu burası. Çıkmaz sokak. Ya Hülya ben şimdi sana nasıl söyleyeyim Zeynep vuruldu diye ya. Bana bir çare. Ne olur bir çare gönder bana. Böyle olamaz. Böyle bitemez. Hayatım böyle bitemez. İşte celladım da geliyor. Hemen almış haberi manyak. Bittim ben. Bunlar benim son duam etmeme bile izin vermez. Ben bittim. Yeni başlıyor. Bu son şansın olabilirsin. Dua et de işe yarasın. Ya yardımlar çabuk dışarı çıkıp boşaltın beni. Yardımlar herkes dışarı. Çabuk. Kimse kalmasın. Yardımlar. Neler oluyor beyler? Yangın var Vedat hocam. Çıkalım hemen. Kaplarda kalan var mı? Ne oluyor ya? Yangın var. Bütün odalar kontrol edin. Kimse kalmasın içeride. Tamam, çabuk! Gidiyoruz. Benim yapmadığım anlaşılacak. Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkaracağım. Sen de benim sana kötülük yapmayacağımı anlayacaksın. Kendime ispatlayacağım sana Zeynep. Emre.
Oğlum. Hani dur bir sakin ol. Nasıl sakin olayım oğlum? Gelene kadar bin türlü şey düşündüm. Aklım başımdan gitti. İçeride mi? İçeride anne. İlaç verdim, uyuyor. Tamam. Oğlum bak. Biz alışık değiliz böyle şeylere. Silahlar, vurulmalar. Niye oldu? Nasıl oldu? Anne bak. Benim gitmem lazım ama söz veriyorum, sana daha sonra anlatacağım. Zeynep sana emanet. Ben zaten çok gecikmem. Tamam oğlum, tamam. Gözün arkada kalmasın. Bak. Sen de kendine dikkat et, tamam mı? Tamam anne. Merak etme. Hadi oğlum. İyi gelir. Yapmayın. Yapmayın. Vurmayın. Vurmayın. Şşş. Kendine gel yavrum. Kendine gel. Korkma. Ben buradayım kızım. Siz? Emre aradı. O yüzden geldim. Hadi kalk kızım. Hadi. Ah, affedersin. Affedersin, yanlışlıkla dokundum. Dur kızım, gel. Gel şuraya. Hadi çek kendini. Çek. Tamam. Tamam. Daha iyisin değil mi? Ben alayım. Dur. Nasıl oldu bu kızım? Kim yaptı bunu sana? Kazayla oldu. Zeynep. İnsan hiç kazayla bu hale gelir mi kızım? Bak. Biraz önce Emre diye sıçradın. Vurmayın dedin. Yoksa Zeynep bak, anlat durumu. Anlat ki seni de evladımı da koruyabileyim. Hedef Emre'ydi ama kurşun bana geldi. Tamam kızım. Tamam, sen kendini yorma. Daha iyi olunca konuşuruz. Al kızım. İçemeyeceğim daha fazla. Tamam. Tamam kızım. Zeynep, bu ilaç hem ağrılarına iyi gelecekmiş, hem de seni uyutacakmış kızım. Al. Al kızım. Esin, millet kaçıp canını kurtarırken sen bu odada ne arıyorsun? Ayrıca o anahtarlar ne? Vedat, Esin, o anahtarlarla ne işin var senin? Bora Bey, yangın varken sizin burada olmanız... Birazdan yangın burada olacak. Yemin ederim yakarım seni. Külünü bile bulamazlar. Nerede lan kayıtlar? Buradaydı.
Hadi! Hepsinin gereksiz kayıt bunlar. Nerede? Allah Allah. Kapıyı siz açmadınız mı? Ben geldiğimde açıktı bu kapı. Biz çıkarken bu kapıyı kilitlemiştik. Bu odanın anahtarı bizim İhsan abi de var. O da zaten bahçede bizim yanımızdaydı. Bir de Vedat Hoca da var. Ondan sonra Bora delirdi oluyor. Yani 2 dakika sakin kalın. 2 dakika normal insanlar gibi olayım diyorum. Yine delirtiyorsunuz beni. Çekil şuradan. Esin. Bu anahtarlarla burada ne yapıyorsun? Ayrıca bu odada ne işin var senin? Vedat. Ben anahtarlarımı kaybetmişim. Gittim kapıda kaldım. Cansu da yok. E'si? Dedim ki canım kocacığım vardır nasılsa. Gideyim ondan alayım. Bunları da evin anahtarı sandım ben. Ya sen ne kadar pratik bir kadınsın ya. Vallahi Esin. Evden kalkıyorsun hastaneye kadar geliyorsun. Odama giriyorsun. Ceplerimi karıştırıyorsun. Sen gerçekten pratik bir kadınmışsın ya. Vedat bak tam olarak öyle olmadı. Şöyle oldu. Ben koştur koştur hastaneye geldim. Bir baktım hastanenin bahçesinde böyle bir kalabalık. Herkes bir yangın paniği. Dedim ya Vedat'a bir şey olduysa hemen koştur koştur. Yukarı çıktım bir girdim sen yoksun zaten. Ha dedim neyse ama gelmişken de şu anahtarları alayım dedim. Bu kadar yani bu yani. Müthiş açıklaman bu öyle mi? Ay Vedat birazdan cayır cayır yanacağız. Sen neyin derdindesin ya? Müsaadenle. Esin. O anahtarlarla ne yaptığını söyleyene kadar şuradan şuraya gitmiyorum. Vallahi Vedat. Benim çok acelem var. Hadi görüşürüz tatlım. Niye hepiniz dışarı toplandınız? İçeride yangın var. Ne? Zeynep! Kızım! Giremezsiniz hanımefendi. Ama kızım! Bu işte tamam. CD'yi de yaktın mı? Her şey bitti sayılır. Ya ben ne kadar zeki bir kadınım ya. Vallahi nazar değecek bana. Ve kurtuluşa son birkaç metre. Aa, Esin, nereye böyle ne güzel yanacaktık? En son. Ben ya, kabusum, Bora. Ver şu kayıtları. Hemen. Şimdi.